Türkiye'de e-kitabın geleceğini, durumunu nasıl görüyorsun? Valla onun geleceği aslında diğer ülkelerdeki gelecekten çok farklı değil. Yani cep telefonunun gelişimine baktığınız zaman e-kitabın gelişimini görüyorsunuz zaten. Bugün seminerde de herkes aynı şeyi söylüyor. İşte dört arkadaş bir arada oturuyorlar, birbirleriyle konuşacak yere telefonlarına bakıyorlar deniyor. Ama benim de iki çocuğum var. Onlar aslında telefon üzerinden birbirleriyle haberleşiyorlar. Evet, birebir iletişim bozuluyor. Bu acı bir şey. Ama öte yandan bizim bir kendi aramızda iletişim kurduğumuzdan çok daha fazla bir kanal açık önlerinde. Bizim aslında biz o kanaldan onlara nasıl kitap ulaştırırız diye düşünmemiz lazım. Onları o kanaldan koparmaya çalışmamız aslında çok beyhude. Ama o kanallardan kitap da sunabiliyorsak belki bizim bildiğimiz şekilde değil ama okuyacaklardır. Kaldı ki çok okuyorlar zaten ama başka şeyler okuyorlar. En büyük problem yazarlardan geliyor. Çünkü yazarlar için hayali bir çok zengin bir e-kitap dünyası var. Yayıncılar yazarlara e-kitap sözleşmesi götürdüğü zaman bütün yazarlar ah zengin olduk çok büyük para kazanacağız bu işten gözüyle bakıyorlar. Hayır, şu anda Türkiye'de öyle bir ekonomisi yok bu işin. Ama olacak. Eğer yazarlar yayıncılarla birlikte hareket ederler ve bu sektörün bu yönde gelişmesine destek olurlarsa gerçekten 5 yıl içerisinde iyi gelirler elde edebilirler. Ama onu şimdiden kazanmak isterlerse gerçekten yer altına girer. Rusya'da da böyle olmuş zaten. Herkes korsan e-kitap okuyor. Türkiye'de henüz büyük bir tehlike yok ama gidişatın da çok parlak olduğunu söyleyemeyiz.